Değerli arkadaşlar, tekrar selamlar. Bir Sitavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde size Google kitaplar arasında araştırma yaparken Sitavi'ye eser nasıl kaydederiz, onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen Google'a girelim. Evet, bir Google. Evet, bakın şu anda Google kitaplardayım. Yani peki bu kitaplara nasıl geldim? Onunla da ilgili bilgi verelim. Hemen gelin, önce Google'a gittik. Evet, şu an Google'dayız. Google kitaplardan çıktık. Eğer biz Google Books yazarsak, bakın şunu yazarsak, tıkladığımızda şu anda mesela Google kitaplarının içerisine geldik. Bakın şurada Google kitaplarının içerisine geldik. Burada mesela konumuzla ilgili mesela yazılan kitaplar falan varsa bunu bulup tespit edip ondan sonra da bize yararlı olabileceklerini düşündüğümüz kitapları Sitavi programına otomatik olarak nasıl atabiliriz? Nasıl programın bu kitapları algılamasını sağlar, onu göstermeye çalışacağım. Hemen yazıyorum mesela, bakın Osmanlı tarihi. Evet. Onunla ilgili bir kitap araştırması içindeyim. Yani karşıma diyelim ki şöyle bir kitap çıktı, şöyle bir kitap çıktı. Hemen tıkladığımda, evet, tıkladığımda program ne yapacaktır? Diyelim ki bu kitap benim işime yarayacaktır. Bu kitabı hemen kaydetmek istiyorum. Yani Sitavi programına kaydedeyim. Kendi arşivim, yani literatür taramasının içine kaydedeyim. Sonra da ben bu kitaba bakarım diyorum. Şu anda mesela sol alt kesimde arkadaşlar dikkat ederseniz Sitavi'nin mesela bu kitabı algıladığını görürsünüz. Tıkladığımızda üstte bir mesaj çıkacaktır. Yani seçilen referans Sitavi'ye eklenmiştir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamam da diyorum. Dedikten sonra hemen gelip Sitavi'ye bakıyorum. Bakın gençler için Osmanlı tarihi eklendi. Burada referansı da görebiliyorsunuz. Yazarın ismi, ondan sonra kitabın ismi, yani eserin yayınlandığı yıl, kim tarafından yayınlanmış, yani yayıncısının ismi, ISBN numarası arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Sitavi bunları mesela internetten alıyor arkadaşlar. Dikkat edersiniz iki yazarlı. Hemen burada tıkladığımda görüyorsunuz bakın. Yani bir takım mesela eksiklikler de var. Bakın Çolak İ, Genç Ne? Bu şekilde girilmiş kitabın bilgisi. Peki ben bu kitabı tekrar okumak istediğim zaman her defasında mesela Google kitapları arasında mı bulmam lazım? Yani bu uzun bir iş olacak. Sitavi programının şöyle bir özelliği de var. Şöyle always preview, yani bu bölgede, yani PDF okuduğumuz bölgede aynı zamanda internet sayfası da okuyabiliyoruz. Dikkatinizi çekerim. Bu bölümde de şu anda bakın büyütüyorum. Büyütümde böyle bir durum oluyor. Şöyle de ne yapabiliyorum? Bakın çekme de yapıp daraltabiliyorum, genişletebiliyorum. Yani programı buradan, kitabı buradan okuyabiliriz arkadaşlar. Kitap şu anda şöyle geldi. Bakın eğer izin veriyorsa mesela Google Books izin veriyorsa kitabı okumama tıklayacağım. Tıkladığımda yani kitabın izin verilen alanlarını okuma imkanına kavuşacağım arkadaşlar. Evet, şu şekilde mesela kitabı gezebilirim. Bakın yükleniyor. Şurada da mesela tam ekran yapabilirim. Evet. Şu anda kitabı okuyabiliyorum arkadaşlar. Bir açılma gerçekleşsin göstereceğim. Evet. Örneğin mesela diyelim ki ben buradan bir okuma gerçekleştiriyorum. Bununla ilgili mesela bir not almak istiyorum. Hemen şu kısma geliyorum. Buradan notumu alabiliyorum. Ama dikkat ederseniz üst kısımda mesela Sitavi'nin seçim araçları mesela nedir arkadaşlar? Yok. Neden? Çünkü Google bunu bir PDF olarak sunmuyor bize. Bir perde var önünde. Yani o perdenin arkasından bakıyoruz. Yani önünden bakıyoruz arka tarafa. Bunu hiçbir şekilde indiremiyoruz. PDF'ye çeviremiyoruz arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Yani şurada Seves PDF falan yazıyor da yani PDF yapmayacağını ondan eminim arkadaşlar. Google kitapları da böyle ekliyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir ekleme daha yapayım. Tekrar bakın geldi. Göreceksiniz içinde kitap yok. Yani o sayfayı mesela PDF'ye çevirdi. Çevirdikten sonra da ne oldu? İçinde kitap yok. Yani Google bu kitapların mesela ele geçmesine izin vermiyor arkadaşlar. O konuda dikkat edelim. Evet. Bu dersimizi de burada sona erdiriyorum arkadaşlar. Bu dersimizde Google'dan kitaplar nasıl eklenir onu göstermeye çalıştım. Herkese kolaylıklar diliyorum.